Baba, sen bizi eve götür. Biz orada iyileşiriz. Sana da kimse bağırmaz. Baba, ben kardeşime bakarım. Kağıt falan toplamam, ona bakarım. Kağıt toplamak mı? O nereden çıktı? Sen öyle şeyler mi yapıyorsun? Baba, kızarsın diye söylemedim. Cebimde para var ama hastane parasına yeter mi bilmiyorum. Yeter mi ki? Aslan oğlum benim. Güzel yürekli oğlum benim. Bu para yetmez bize. Siz ne ara bu kadar büyüdünüz? Ne ara bunları düşünür oldunuz? Babacığım, biz bir aileyiz. Doğru söylüyorsun, biz bir aileyiz. O zaman ben size bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Şimdi bir gün ben yanınızda olmazsam eğer, ama bir gün birbirinize destek olacaksınız. Birbirinizi koruyacaksınız, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Aslan oğullarım benim. Güzel çocuklarım benim. Bunları al. O uzun boylu doktor abi var ya. Bunları ona ver, tamam mı gelince? Baba, şey, gelince sen versen. Yok, sen ver. Sen verince o anlayacak zaten. Tamam? Tamam. Şimdi oyun zamanı. Oyun mu? Tamam. Şimdi siz gözlerinizi kapayacaksınız. Birden ona kadar sayacaksınız. Ve gözlerinizi açtığınızda çok güzel bir haber alacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Adnan Bey. Adnan Bey. Çocuklar. Ne haber dostum? Doktor abi. Babamın dediği güzel haberi sen mi getirdin? Güzel haber mi? Babanız öyle mi söyledi? Evet, oyun oynuyorduk. Ona kadar sayın, çok güzel bir haber gelecek dedi. Ama kendi gitti. Çok güzel bir haber gelecek dedi, öyle mi? Güzel haber geldi. Yani babanız doğru söylemiş. Çok güzel haberlerim var size. Bak, ben sana demedim mi? Çak. Bana yok mu? Hazır mısınız? Vereyim mi güzel haberi? Yiğit, bugün seni ameliyat ediyoruz. İyileşeceksin. Çok teşekkürler doktor abi. Şimdi bu güzel haberi babanıza da vermek lazım, değil mi? Nereye gitti peki, biliyor musunuz? Saklanmaya gitti. Bulalım mı? Saklanmaya. Doktor abi, babam bunları sana vermemi istedi. Adnan Bey. Adnan Bey. Çocuklar. Ben şimdi babanızı bulup güzel haberi verip hemen geliyorum, tamam mı? Sonra da bunu kutlayacağız beraber.
tahmin ettiğim şeyi yapmış olma. Her şey hallolurken bunu yapmış olma lütfen. Oğullarım, beni affedin olur mu? Bunu sizin için yapıyorum. Bugün değil ama bir gün anlayacaksınız. Beni affedin. Ben size iyi bir baba olamadım. Ben sizden değil. Bu hayattan vazgeçiyorum. Adnan Bey! Yaklaşma sakın! Yaklaşma! Sakın yapmayın. Ben buna mecburum. Hayır, mecbur değilsiniz. Bakın, bu yaptığınız bir çözüm değil. İnin aşağı lütfen. Böyle olmaz. Bana hiç şans bırakmadılar. Şans mı? Bu mu sizin çocuklarınızın şansı? Sigortadan alacakları 3 kuruş para mı çocuklarınızın şansı? O sigortayı ödemesini ben de biliyordum. Önceden param, malım, mülküm, her şeyim vardı. Ama bitti. Anlıyor musun? Hepsi gitti, bitti. Benim çocuklarımın babadan daha çok paraya ihtiyaçları var, paraya. Durun. Durun, yapmayın lütfen. Bakın, çocuklarınızın paraya değil, size ihtiyacı var, size. Her şey tamam. Ameliyat oluyor. Tamam mı? Ameliyat masraflarını hastanemiz karşılayacak. Hadi inin artık şuradan aşağı da gidelim çocuklarınızın yanına. Bakın, ben onlara bir söz verdim. Bu güzel haberi birlikte kutlayacağız dedim. Hadi inin. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Evet, ameliyatta çözüm buldunuz ama akşam eve ekmek götürürken ona çözüm bulabilecek misiniz? Ben hiç iyi bir baba olamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Anlamıyor musun? Dur. Dayanacaksın. Dayanmak zorundasın, tamam mı? İyi bir baba olacaksın. İyi bir baba olmak zorundasın. Sen buradan atlayınca her şey düzelecek mi zannediyorsun ha? Çocukların kendini onların yüzünden öldürdüğünü düşünecekler. Onlara böyle büyük bırakmaya hakkın yok. Bak, benim babam yakın zamanda vefat etti. Bana öyle büyük bıraktı ki ben bu yaşımda o yükün altından kalkamıyorum. Tamam mı? Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Hiçbir şey yoluna girmiyor. Ne yapıyorum? Buraya çıkıp kendimi mi atıyorum? Hayır. Bak. Senin çocukların ufacık. Onlar bu yükü kaldıramazlar. Tamam mı? İn şuradan aşağı lütfen. Çocuklarımın önünde düştüğüm durum ne olacak? Ya sen onların babasısın, babası. Sen onların kahramanısın. Ne hale düşersen düş, nereye düşersen düş, düştüğün yerden kalkacaksın ama hayatta kalacaksın. Onların yanında kalacaksın, destek olacaksın onlara, akıl vereceksin, çözüm bulacaksın, tamam mı? Bazen de çözüm bulamayabilirsin, olsun, bulma. Ama onları böyle bir yükün altında bırakıp gitme. Onların dünyalarını başına yıkıp gitme. Buna hakkın yok. Hadi Adnan, in şuradan aşağı. Lütfen in artık. Tamam. Tamam Adnan Bey. Tamam. Her şey geçecek. Merak etme. Her şey düzelecek.